Merhaba arkadaşlar, bu temizlik robotuyla ilgili birkaç sene önce video çekmiştim, parçalamıştık, iç yapısını incelemiştik. Bu robotu alalı yaklaşık 7 sene oldu. Motorlu süpürme başlığında bir sorun oluştu. Biraz sonra bunu sökeceğiz. Bu sorun nereden kaynaklanıyor? Hangi sebeplerden kaynaklanıyor? Hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi test etmek için robotumuzu çalıştıracağız. Bu süpürge başlığının çalışma mantığından da kısaca bahsetmek istiyorum. Kablo geliyor bunun içerisine. Yani içerisinde bir motor mevcut. İçerisindeki motor dönerek silindir fırça hareket ettirerek halı üzerinde süpürge başlığımızın hareket etmesini sağlıyor. Robotumuzun süpürücüsünün çalışıp çalışmadığını anlamamız için öncelikle fişini robot üzerine takıyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Süpürücümüzü buradaki dokunmatik butona basarak aktif ettiğimiz halde süpürücü içerisindeki motor çalışıyor ve halı da hareket etmiyor arkadaşlar. Fırçamız yıprandığı için halıya tutunamıyor. Halıya tutunamadığı için hem hareket etmiyor hem de kaliteli bir temizlik yapmıyor maalesef. Süpürgemizin iç kısmı da bayağı kirlenmiş, açmışken bir de temizlik yapacağız. Motor dönüyor aslında. Motor döndüğü halde fırçamız halıya tutunamadığı için maalesef iş yapmıyor. Açık bir şekilde bir çalıştıralım. Herhangi bir teknik sorun gözükmüyor. Fırçamız da dönüyor, motorumuz da çalışıyor. Bu iyiye işaret. Bu durumda sadece fırçamızda bir problem olduğunu anlıyoruz. Fırçamız yıprandığı için zamanla, çünkü aradan 7 sene geçti, halıya tutunamadığı için süpürme başlığını hareket ettiremiyor. Yani bizim süpürme başlığımızı hareket ettiren malzeme bu arkadaşlar. Şimdi bunu sökeceğim. İnternet üzerinden bulabilirsem bulacağım. Bulamazsak servisinden isteyeceğiz. Servisi bu malzemeyi bize verir mi? Pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bu tarz kurumsal firmalar maalesef dışarıya yedek parça satmıyorlar. İnternet üzerinden araştıracağım. Bulabilirsem, yani servisinin dışında bulabilirsem, sipariş edeceğim ve süpürgemizi tekrardan çalışır hale getireceğiz. Öncelikle şunu bir çıkaralım buradan. İnternet üzerinden araştırdım. Sıfırı kesinlikle yok. Sahibinden.com'dan ikinci yer olarak buldum, sipariş ettim. Muhtemelen 1-2 güne gelecektir. Gelecek olan fırça inşallah fazla yıpranmamıştır. Şimdi bu aşamada tek yapacağımız şey fırçanın gelmesini beklemek olacaktır. Gayet iyi, çok da kötü değil. Güzel, kaliteli bir malzeme. Malzemelerimizi yerlerine takalım. Yeni gelen silindir fırçamızı yerine taktık. İkinci elde olsa biraz daha iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü hiç hareket etmiyordu. Şimdi biraz hareket ediyor. Şimdi çalıştıralım, testimizi yapalım ve videomuza son verelim. Orijinali gibi olmasa da süpürgemizi çalıştırabildik. En azından hareket edebiliyor. Halı üzerinde hareket ettiği için süpürme esasında işinizi kolaylaştırıyor. Süpürme kafası ağır bir kafa olduğu için evin tamamını süpürdüğünüz zaman insanı bayağı yoruyor. Yani bir şekilde süpürgeniz eğer halı üzerinde yürümüyorsa bakacağınız yer fırça. Fırçayı değiştirdiğiniz zaman süpürgenizi eski haline dönüştürebiliyorsunuz. Tabii ki bu tarz yedek parçaları internetten bulamıyorsunuz. Olmasa daha sonra bu kafayı komple değiştirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Benimle keşfedin her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman. Yeni bir yolu, her video bir kod dizisi, her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz, ilerle.